Son videoda aktif karlılığını tanımlamanın pek çok şekli olduğundan bahsetmiştim. Bunu bazı ders kitaplarında da bulabilirsiniz veya bazı hocalar buna finans dersinde değinebilir. Net gelir bölü aktifler. Eğer Wikipedia'ya bakarsanız şöyle diyor, net gelir artı faiz, eksi faizlerden sağlanan vergi tasarrufları. Vergilerin tamamını tekrardan eklemiyorlar, vergileri hesaba katıyorlar ama faizden herhangi vergi indirimi almadığını söylüyorlar. Bunun üzerinden hızlıca geçeceğim. Bu şekliyle hala vergilerin etkisini kapsıyor. Bunun da kesinlikle vergilere ve ek olarak faizlere etkisi var. Ve geriye iki tane daha kalıyor. Bir tanesi videoda anlattığım faaliyet karı bölü aktifler. Aslında bu size benim anlatmak istediğim aktif karlılığını kavramak açısından basitleştirilmiş ve anlaşılır bir açıklama sunar. Bir şirket aktiflerini getiri elde etme noktasında gerçekten ne kadar etkin ve verimli kullanıyor. Ardından biraz daha genel bir açıklamaysa faiz ve vergi öncesi kar bölü aktifler olur. Daha önce de konuştuğumuz gibi FVÖK yalnızca net gelir artı faiz artı vergi olarak hesaplanır ya da başka bir yöntemde faaliyet karı artık faaliyet dışı kardır. Yani şirketin sahip olduğu ama aslında faaliyetin sürmesiyle birebir bağlantılı olmayan her türlü aktiften elde ettiği kar videonun son bölümünde şurada görülen tanımlardan bahsediyordum. Bunları kullanmaktan pek hoşlandığımı da söyleyemem. Ve zaman bitmişti. Ben de bu videoda bunları kullanmaktan neden hoşlanmadığımı anlatacağımı söylemiştim sizlere. Bunu bir örnekle açıklarsak daha iyi olur diye düşünüyorum. Diyelim ki iki şirketim var. Daha kalın çizgilerle göstermek istiyorum. Biri burada Aynı miktarda aktife sahip olduklarını farz edelim. Bu bir şirket ve diğeri de şurada. Bilançolarının solda kalan bölümünü buraya çiziyorum. Yani aktifler aynı miktarda aktife sahip olsunlar demiştik. Bu 10 milyon dolar olsun. Diyelim ki bunlar benim hesapladığım gerçek aktif karlılık oranları. Bu da faiz ve vergi öncesi kar bölü toplam aktifler. Eğer FVÖK bunun %10'uysa bu kişi %10'u boşa harcıyor ki bu da vergi ve faiz öncesi karın 1 milyon dolarlık kısmına denk gelir. Faaliyet dışı karın olmadığı bir ortamda buna faaliyet karı olarak bakabilirsiniz. Şunu da unutmamakta fayda var. FVÖK yalnızca faiz ve vergi öncesi kar manasına gelmektedir. Kapsamına gelen başka bir kavram yoktur. Şimdi en başta üzerinde çalışmaya başladığımız gelir tablosuna geri dönelim. Dolayısıyla genel mantık olarak faiz ve vergiyi eklerseniz ortada faaliyet dışı kar yoksa faaliyet karına ulaşırsınız. Bence faiz ve vergi öncesi karla ilgili bu yaklaşım uygundur. Pek çok amaca hizmet eden durumda tabi eğer bahsettiğimiz şirketler faaliyet dışı kar getirecek çok fazla işle uğraşmıyorlarsa Vergi ve faiz öncesi karla faaliyet karı birbirine çok yakındır Her neyse sonuçta bu örnekte bu adam 1 milyon dolar vergi ve faiz öncesi kar yaratıyor Şirketlere A ve B isimlerini verelim B şirketi aktifleri üzerinden %15 faiz ve vergi öncesi getiri elde ediyor Yani yıllık 1,5 milyon dolar bilançoların sol taraflarına baktığımda Sağ taraftaki bölümleri zaten henüz çizmedim Diyorum ki bu kişi bu aktifleri idare etme konusunda daha başarılı Şirkete konulan sermayeye değer katmada daha iyi performans sergiliyor İşte bu yüzden FVÖK bölü aktifler ya da faaliyet karı bölü aktifler tanımını gerçekten seviyorum Şimdi de bu kişinin biraz borcunun olduğu duruma bakalım hiç borcu yok diyelim ve bütün öz kaynağa sahip. Bu durumda bilançonun sağ tarafı işte böyle görünecek. Ciddi bir borcu yok diyelim. Bunun tamamı öz kaynak. Burada bu kişinin vergi öncesi gelirini hesap etmeye kalkarsanız FVÖK eksi şu pencereyi biraz aşağı kaydırayım. FVÖK'den faizi çıkarırsanız vergi öncesine ulaşırsınız. O halde ne kadar vergi öncesi geliri var, ona bakalım Adamın borcu yok, yani faiz ödemiyor. Bu durumda buna VÖK diyebilirsiniz. Çünkü ortada faiz yok Bunu hiç kimseden duymazsınız tabi. Her zaman vergi öncesi derler. Ama bu da 1 milyon dolar olur Bunu daha da ilerletirseniz bu kişinin bu yıl herhangi bir sebeple pek çok vergi indirimi aldığı ya da önceki yıl zarar ettiği ve bunu cari yılda vergi yükümlülüğüne karşı mahsup etme yoluna gidebileceğini söyleyebilirsiniz. Yani cari yılda da vergi ödemesine gerek kalmayacaktır. Sonuç olarak kazancı veya net geliri 1 milyon dolar oluyor. Bu da oldukça yeterli. Bu kişinin %10 vergi ve faiz öncesi kar, aktif karlılığı var ama kazancı ya da net geliri de bu 1 milyon dolar. Şimdi de diyelim ki bu kişinin bilançosunda biraz daha fazla borcu bulunuyor. İlk verdiğimiz örnekle benzer olduğunu varsayalım. Şöyle çiziyorum. 5 milyon dolar borcu var diyelim. Miktar çok da önemli değil zaten. 5 milyon dolar borcu ya da yükümlülüğü var. Yükümlülükler başka şeyler de olabilir. Emeklilik borcu olabilir ya da başka herhangi bir şey. Evet, 5 milyon dolar borcu var. Daha da önemlisi ise bu borç için her yıl faiz ödeyecek. Bu da 500 bin dolar olsun. Yani borcunun üzerinden %10 faiz ödeyecek. 5 milyon doların yüzde 10'u 500 bin dolar yapıyor. Vergi öncesi durumu bilançonun alt bölümünü buraya çizelim. FVÖK yani faiz ve vergi öncesi kazancınız 1,5 milyon dolar. Faizi çıkarmak isterseniz bu da 500 bin dolar demek. Böylece vergi öncesi durum 1 milyon dolar olur. 5 milyon dolar öz sermayeye sahip diğeri de 10 milyon dolara Bu, vergi öncesi durumu gösterir. Önceki örnekte yaptığımız üzere, %30 oranlı ödeme yapmak durumunda Vergi için %30 üzerinden ödeme yapması gerekiyor. Böylece net geliri 700 bin dolar olacak Vergi öncesi geliri 1 milyon dolar olduğu için 300 bin dolar vergi ödeyecek. Net geliri de 700 bin dolar olacak Şimdi bazı kitaplarda bulunan bu tanıma bağlı kalırsak nasıl bir aktif karlılık oranı ortaya çıkacağına bakalım. İlk örnekteki kişinin net kazancı 1 milyon dolar ve toplam aktifleri de 10 milyon dolardı. Bu tanıma göre A şirketinin aktif karlılık oranı %10'dur. Şurada görülen tanıma göre bakarsak 10 milyon dolar üzerinden 700 bin dolar net gelir elde etmiş görünüyor. Yani aktif karlılık oranı %7'dir. Eğer çıkan tabloya yüzeysel olarak bakarsanız A şirketi aktifler üzerinden daha iyi getiri oranına sahip diyebilirsiniz. Bu şirkette aktifler daha iyi idare ediliyor. Bunun tamamen yanlış olduğunu biliyorsunuz. A şirketi aktif getirisi olarak çok daha düşük bir vergi ve faiz öncesi kar elde ediyor. Bu sadece %10'du. Bu kişi %15 elde ediyordu. A şirketi daha iyi durumdaydı, hiç borcu yoktu. Muhtemelen bu yıl vergi de ödemeyeceklerdi. İşte bu yüzden aktif karlılık oranı hakkında konuşmaya başladığımızda bir şirketin aktiflerini finanse etmede, vergilerini ödemede ne kadar iyi performans sergilediği noktasında başka oranlar devreye giriyor. Bu arada vergi ödemede iyi olmaktan kasıt mümkün olduğunca vergiden kaçınmaktır. Ama bu ayrı bir orandır. Aktiflerin getirisinden benim ne anladığımdan bahsedeyim size. Aktiflerin getirisinden benim anladığım şey şudur. Bir şirket bilançonun sol tarafta kalan bölümüyle neler yapıyor? Net gelir versiyonuna bakarsınız, işin içine faiz ve vergi de girdiğinden iş biraz karmaşık hale gelmeye başlar. Aslında hangi şirketin aktif karlılığında daha iyi durumda olduğunu söyleyemiyorsunuz. Wikipedia'nın verdiği tanım ve hepsinden haberdar olmak aslında daha iyi. Çünkü bu videoları izleyip faaliyet karı bölü aktifler ya da FVÖK bölü aktifler dedi diye düşünmenizi istemiyorum. Bence bu kavramlarla tanışık olmak açısından bunları bilmek gerçekten iyidir. Burada söylemek istediğim şey, diğerleri daha kitabi kalırken bu tanımın işin özüne biraz daha indiği. Bu faizi de hesaba katmak istiyor. Bu hangi şirketin vergi konusunda daha iyi ya da kötü olduğuna yoğunlaşıyor. Evet galiba zamanımız kalmadı. Bunu da şimdi fark ediyorum. Gelecek videoda biraz da faiz kaynaklı vergi tasarruflarından bahsedebilirim. Çünkü bu da gerçekten ilgi çekici bir konu. Sanırım biraz gereksiz detaya giriyorum. Asıl amacım size yatırımlar ve kazançlar gibi konuları içeren büyük resim hakkında fikir vermekti. Gelecek videoda bunun üzerinde yoğunlaşacağım. Görüşmek üzere.